Selamünaleyküm herkese. Nargile atölyemize hoş geldiniz. Bugün deneyeceğimiz tütün Massev'den Banana Mama. Massev bildiğiniz gibi bir Rus tütünü. Kendisi orada çok pahalı değil. Burada biraz pahalı. Açıkçası onu da söylemek istiyorum araya. Küçük bir sıkıştıralım. Banana Mama. Yani muzun anasını içeceğiz şimdi. Babasını içmiştik, Banana Papa'yı. Bu da anası olacak. Bir bakalım. Muz aromaları güzel olabiliyor. Hafif de olabiliyor. Evet. Çok yoğun bir muz kokusu var. Biraz yakacak gibi. Hani içerken hafif boğazı yakacak gibi ama hoş bir muz kokusu yapmışlar. Yalnız ballı muz tadında birazcık kokuyor. Birazcık tatlı kokusu var yani. Tabii yoğunlaştırmak için bu dark leaf olarak geçiyor bildiğiniz gibi. Dark leaf tütünleri birazcık daha yoğunlaştırmak için, şey yapmak için ve kaliteli olan tütünlerin hepsi balla harmanlanır. Gliserin ve balla harmanlanır. Dark olduğu için birazcık daha içimden ağırlık bekliyoruz. Tabii ne kadar ağırlık olur ona bakacağız ama kokusunun çok keskin olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası içinize çektiğiniz zaman hafif bir yakma yapıyor bu genzimde. Ama hoş bir koku olduğunu söyleyebilirim size. Bir de Massev'lerde, şimdi daha önce Massev'lerin birkaç modelini demeyeyim de bir sürü modelini denedik, baktık ettik. Massev'lerde bir koku var. Yani nasıl diyeyim size? Bir nikotin kokusuna benzer bir koku var ve bu koku da tadını ne kadar etkileyecek, ne yapacak açıkçası çok merak ediyorum. Banana Mama Massev incelemesi, içimi, yapımı, hazırlayışı, her şey başlasın. Hadi gidip yapıp içelim şu arkadaş. Hiçbir nargileyi bu kadar uzun süre demlediğimi hatırlamıyorum. Nargile yaptım. Şimdi tam çekime başlayayım dedim. Bazı işlerim çıktı. Yani hiçbir şeyi bu kadar, nargileyi bekletmedim. Şu an başıma ne gelecek hiç bilmiyorum. Ya daha doğrusu Massev'de de hiç böyle bir şey yaşamadım. Bazen başkalarında oluyor da Massev'de ilk kez oluyor. Bakalım. Güzel. Bu arada başlamadan önce şunu da belirtmek istiyorum. Massev'ler biraz hafif tütünler. Yani dark olarak geçiyor, tamam iyi güzel de. Biraz dark'ının hafif, yani dark ismi gerçekten dark tütün, yalan değil ama hafif bir dark, yani bayağı hafif bir dark. Hatta dark'a yeni başlayacak olanlara kesinlikle tavsiye edebileceğim bir dark, onu da söyleyeyim şimdiden. Hani tadı ayrı bir mesele de, hani genel olarak yapısal olarak söylüyorum bunu. Bu şeyi de Solaris Moon'da, yani delikli lülede yaptım. Sırf birazcık daha ağırlaşsın diye, birazcık daha ağır olsun, daha keyifli olsun içimi diye. Bir de aroması daha fazla gelsin çünkü aromaları bazılarının biraz düşük olabiliyor. Bu arada bayağı beklemiş ya bu. Şu an hafif bir muzlu sakız tadı direkt gelmeye başladı. Zaten bildiğiniz muzlu sakız tadı geliyor yalnız. Yani sadece bunu muz olarak düşünmeyin. Muzlu süt diyeyim, pardon. Birazcık daha muzlu süt tadı geliyor. Vallahi var ya, sabredip çift elmayı bu kadar beklesem içtiğim zaman bana harika tatlar yaşattırır da, özellikle de şeyden bahsediyorum, orijinal olacak ama, yani onu da söyleyeyim. Neyse, başka konulara çok girmek istemiyorum. Bakın, dark ağırlığı istiyorsanız, hani ağır olsun tütünüm, yapayım ben bundan böyle bir ağır ağır bir tad alayım diyorsanız, abi mevzu belli, delikli de yapacaksınız. Yarım saat tam fazla muhtemelen. Yarım saatten fazla da bir demleyeceksiniz. Ağır oluyormuş. Evet, test ettik, onayladık yani. Şaka bir yana, tütün normalde hafif bir tütün ama dediğim gibi tabii ağırlaşması normal yani. Çok uzun süredir köz bekliyor üzerinde. Yani muz tadı geliyor. Gelmiyor değil. Ama böyle bir lülede bile muz tadı böyle aman aman basmadı şu anda ama geliyor yani. Zaten muzlu süt birazcık daha hafif bir tat oluyor. Yani içeriği muz bu arada. Hani muzlu süt falan değil de, ama muzlu süt tadı daha çok geliyor diyebilirim size. Gerçi içerine muz diyoruz da direkt. Bunlar muzlu sakız, muzlu süt olarak değişiyor. Dark Side'da da, bunda da. Birazcık daha muzlu süt olarak geçiyor aslına bakarsanız. Yani şeye bakarsanız, içerik yerlerine bakarsanız fotoğraflarda da belli oluyor. Muz ve yanında muzlu süt olarak göstermiş.
Hoş bir aroma ya. Yani benim şahsen beğendiğim bir aroma. Yani sek olarak güzel tüketiyorum ben bunu. Onu da söyleyeyim. Yani genelde must have'leri hani ağırlaştırmadan çok içmeyi sevmiyorum ama yani içenlerini de beğendiğini de gördüm şu ana kadar. Her tadından bahsetmiyorum yalnız. Bazı tatları bana biraz fazla silik geldi. Ya da karışımlı tat olayını kabul etmediğimden dolayı da bazı şeyleri hala kabullenebilmiş değilim yani. Biraz bunu içelim. Gayet güzel şu anda. İçtikten sonra tekrar gelip yorumlayalım. Hadi bakalım. Evet. Yaklaşık bir saatten fazladır içiyorum bunlar gireyi. Keyif verdi mi? Verdi. Gerçekten güzel bir keyif sağladığını söyleyebilirim size. Massev'de şöyle bir konudan bahsetmek istiyorum. Massev ilk yaptığınız zaman, tütünü her yaptığınız ilk seferden bahsediyorum. Isıyı almaya başladığı dakikalarda hafif bir boğazda yanma hissettiriyor. Bunu funnel bülle'de yaptığım zaman da karşılaştım, delikli bülle'de yaptığım zaman da karşılaştım. Kesinlikle ciddi bir farkı olduğunu düşünmüyorum. Ama şöyle söyleyebilirim size, yani keyif veriyor mu şu anda? Evet, veriyor. Güzel mi? Güzel. Sıkıntı var mı? Sıkıntı tabii ki var. Çoğu tütünde sıkıntı olduğunu görebiliyorum. Yani sıkıntısı ne? Bu hafif bir boğaz yakması var. Ama şöyle söyleyeyim size, böyle bir delikli bülle'de yaptığınız zaman gayet güzel bir şekilde bir ağırlık alabiliyorsunuz. Ama funnel bülle'de yaptığınız zaman kesinlikle ağırlık çok daha fazla düşüyor. Ben yorumladığım zaman birazcık daha bunun ortasını bir yorumlamasını yapacağım. Yani funnel bülle ile delikli bülle arasındaki yorumu yapacağım. Şimdi ben bu tütünü bıraktığım zaman tütünün yapısını gördünüz. Yani tütün hafif böyle balçımsı bir yapıda, yapışkan bir yapıya sahip. Onun için ben tütünü bırakırken çok böyle hafif bir şekilde bırakmayı tercih ediyorum. Özellikle de delikli bülle'de yaptığım zaman bunu tercih ediyorum. Size şu farkı söyleyeyim. Delikli bülle'de bu şekilde yaptığınız zaman, yani araya hafif serpiştirerek bıraktığınız zaman, öyle söyleyeyim size, bülle'nin her tarafından ısıyı daha iyi alabildiği için tütünü hem daha verimli kullanıyorsunuz hem de birazcık daha ağırlaştığını söyleyebilirim size. Mus tadını gayet güzel bir şekilde aldım. Çok abartılı değildi mus tadı. Çok şey de değildi. Az da değildi. Yani silik bir şekilde de gelmedi. Gayet güzel bir mus tadı aldım. Banana ama bence güzel yapılmış bir tütün olduğunu düşünüyorum. Yapıyorlar abi. Adamlar yani iyisiyle kötüsüyle gerçekten orta dereceli olanı da var. İyi dereceli, iyi bir kalitede, güzel bir tatta olanı da var. Ha, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Hafif olanı da var, ağır olanı da var. Yani mesela Satir diye bir markasının, Rusya'nın Satir diye bir markasının gayet ağır olduğunu gördük. Ama atıyorum Master ona göre çok daha hafif yani. Hatta atıyorum değil, gerçekten ona göre çok daha hafif. Tabii böyle delikli bülle'de yaptığınız zaman dediğim gibi ağırlığı artıyor fazlasıyla. Duman yoğunluğu da güzel. Bayağıdır içtiğim için dumanı bayağı azalmış durumda şu anda. Hatta asansörümüzü en şey seviyesine alalım, dip seviyesine alalım. Fena değil, gayet iyi. Şimdi puanlama tablomuzu açalım mı artık? Puanlamaya zamanımız geldi. Puanlama tablomuzu şurada açtığımız zaman size bu tütünle ilgili söyleyebileceğim ilk başta aromasal olarak söyleyeceğim. Aroma gerçekten böyle bir delikli bülle'de yaptığınız zaman güzel bir şekilde gördüm. Güzel bir şekilde geliyor. Herhangi bir sıkıntısı da yok. Onun için ben aroma olarak buna 8 vermek istiyorum. O da dediğim gibi delikli bülle'de yaparsanız daha fazla aroma geldiği için bu şeyi, kriteri tutuyorum. Ama bunu funnel'da yaptığınız zaman daha çok daha az geldiğini söyleyebilirim size. Yoğunluk olarak baktığımız zaman yoğunluğu orta seviyenin, şu anda benim yaptığım şekilde orta seviyenin bir tık üzerinde. Dark olarak yorumluyoruz, onu da tekrar altını çizeceğim. Dark olarak baktığımız zaman da altı seviyede gayet ortanın bir tık üzerinde bir ağırlığa sahip. O da dediğim gibi delikli bülle'de yaptığımdan dolayı. Yoksa hani ilk kez dark içecekseniz funnel bülle'de yaptığınız zaman kesinlikle çok keyifli bir içim sağlarsınız. Çok daha hafif bir tütün olarak gelir size. Duman olarak baktığımız zaman dumanına şöyle söylemek istiyorum size. Gayet yerinde güzel bir dumanı var. Gayet iyi bir dumanı var. Onun için dumana da 7 vermek istiyorum. Son olarak kokuya geleceğiz. Koku içeride güzel bir mus kokusu bıraktığını söyleyebilirim size.
Yani içtiğiniz zaman bunu, evet, gerçekten muz içiyor içen kişi. Bunun kokusunu veriyor. Çok süper derecede içeride bir şeyini tutmadı. Kokusunu tutmadı ama gayet güzel bir koku verdiği için de ben buna koku olarak 7 vermek istiyorum. Yani orta seviyenin bir tık üzerinde gayet güzel, keyifli bir içimli olan bir tütün olmuş bu. Dediğim gibi her markanın güzel olanları da var, olmayanları da var. Biz çok böyle üst segment tütünler de denedik. Düşük olanları da deniyoruz. Düşük olanlarda da, hani düşükten kalsın, herkesin alabildiği tütünlerden de biraz bahsedeyim. Herkesin alabildiği tütünlerin içinde gerçekten güzel aromalar olanlar da var. Gerçekten çok kötü olanlar da var. Tabii bu her marka için, hepsi için geçerli yani. Bunu da söylemek istiyorum size. Yani sadece ben bunun için konuşmuyorum. Hepsi için geçerli bu. Tabii yani biz daha kaliteli bir şey aldığımız zaman daha kaliteli bir tat bekliyoruz. Yani ben gelip bu tütüne belli bir meblağ ödüyorum ve ödediğim meblağda ona göre de bir kalite bekliyorum sonuçta. Düşük bütçeli aldığın zaman ona göre bir kalite oluyor ki daha bütçeli düşük olanlarda bile, yani daha ucuz olanlarda diyeyim, daha ucuz olanlarda bile gayet güzel olanlar olabiliyor yani. Hani size fazlasıyla keyif verenler olabiliyor, hiç keyif vermeyenler de olabiliyor. Aynı şekilde bunun için de geçerli yani. Değişen bir şey yok. Onun için bir markayı çok fazla yüceltmeye burada gerek de yok. Banana Mama için söyleyeceklerimiz de şu anlık bu kadar. Bir tekrardan beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha güzel tütünlerde. Umarım denediğimiz her tütün birbirinden güzel olur. Size tavsiye edebileceğim şeyler olur. Daha başka videolarda, daha güzel şeylerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.